Evet arkadaşlar, yeni formatımız Kaybolan Yıldızlara hoş geldiniz. Bu haftanın Kaybolan Yıldızı Dedocan, namı değer Mehmet Şerif Filiz. Yanlış söyledim. Mehmet Şerif namı değer Dedocan. Arkadaşlar merhaba, Rıdvan'ın kanalına hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Namı değer Dedocan. Yine evet. YouTube, yine ben ama bu sefer kanal farklı. Fark etmiyor, o da bizim kanal kardeşimizdir. Dedocan'ı şöyle bir masaya yatıracağız. Yatırın beni. Öldürün beni. Evet Dedocan. Hoş geldin. Soru bu. Sen de hoş bulduk. Biz sana çok vaatlerde bulunduk. Ama evet. Sen Diyarbakır'a tantinci olmaya gittin. Neden yani, vaatlerimiz mi sana yeterli gelmedi? Yok, onunla alakası yok. Hani senle, benim gidişimle seninle alakası yok. Biraz aileviydi, farklı bir konumdu. Ama geri geleceğim inşallah. Efsane geri gelecek. Tekrar aranıza katılacağım. Ortak video çekebiliriz. Ekipten olabilirim, olmayabilirim. Ama Rıdvan Kevrek her zaman bizim bir ekibimizdir. Bir kardeşimizdir, hiç sıkıntı yok. Elimizden geldikçe de destek olacağız. Onlar da bana destek olacaklar ufak bir videoda falan. Evet, hatta altta Dedocan'ın kanalı var. Abone olabilirsiniz. Evet, açıklamaya benim kanalı bırakacak. Oradan da abone olun, takip edin. Bakıyorum ha bak, abone olmadan şey yapmayın. Es geçmeyin. Şimdi Diyarbakır'a gittin, neyle karşılaştın? Diyarbakır'da... İlk baş videolar çekmeye başladın, daha sonra... Hüsran'la karşılaştım. Diyarbakır'da video çeken insanlara baktım mesela, içerikleri gerçekten itici böyle içerik. Daha doğrusu absürtte kaçıyor böyle, ufak bir espride video yapıyor, bitiriyorlar. Bir konu yok, amaç yok videoda. Topluma ne faydası var diye bir kelimesi var Rıdvan'ın. Bir video çekeceğim zaman diyor Rıdvan, böyle bir video çekelim diyor, topluma ne faydası var. Doğru söylüyor, topluma bir faydası yok ama millet gülüyor. Adam eğiliyor, atıyorum, eğiliyor, yerden bir şey alacak, öbürü bir şey söylüyor, bir tekme vuruyor, yere düşüyor. Videoda bir anlam yok. Ha 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 gülen oluyor, like atan oluyor, yoruma süper olmuş yazan oluyor. İyi de bunun neresi süper hani, ne aldın? Sen de attın o videolardan. Tamam attım, ben de aldım da, attım da. Amacı ne yani? Ne faydası oldu? Videoda bir amaç var mı? Yok. Sen buradan oraya gittiğinde adamlar dedi ki aha Dedocan geldi. Senin efsane şöyle geldi. Etinden sütünden bir yaralandılar, ondan sonra kenara koydular. Anlayacağımız bu arada. Yok ama ben devamını getirebilirdim. Ben gittim oradan da çalışmaya gittim başka tarafa. Anlayacağınız rüzgarda savrulan yaprak misali. Şimdi de buradayız. Daha sonra pandemi dönemi girdi. Korona zamanında balkon muhabbetleri gelmeye başladı. Ülkenin farklı yerlerinden sana video yolluyorlardı. Sen o videoları birleştirip video yapıyordun. Yani herkes evinin balkonundan video çekiyordu. Dedi hocam senaryoyu yazıyor. Ben mesela Mersin'den, Diyarbakır'dan evinin balkonuna çıkan oluyor. Aa, Antep, Urfa, Avrupa'ya doğru yayılıyor. Bütün balkonları aynı videoda toplayıp video yapıyordu. Ama başarılıydı değil mi? 6'ya kadar gittiğine göre. 5-5. 5 mi? Şimdi pencere ve balkon muhabbetleri diye çıkardım. Çünkü sokağa çıkmak yasaktı. Maskesiz dolaşma. Virüs o zamanlar patlamıştı. Ben de nasıl bir alternatif uydurabilirim dedim buna. Ekip de toplayamıyorum çünkü sokağa çıkamıyoruz. En mantıklı hareket oldu. Ben de dedim ki hani balkondan bir apartmanı düşün. O balkondan aşağı bir kelime söylesin. O bir muhabbet kursun. Pencere balkon muhabbetleri tarzında. Hiç dışarı çıkmaya gerek yok. Evinde oturarak bu tür bir video çektik. Serisi de benim kanalımda var zaten. Girip bakabilirsiniz aşağıdaki linkleri. Yani Diyarbakır'dan yukarıdan aşağı sesleniyor. Mersin'den adam yukarı bakıyor. Yani öyle bir video. Aynen. İlk ama onu aklıma, o fikri aklıma getiren de Rıdvan'dı. Çünkü bir videoda beni sarhoş rolünde oynatmıştı. Aklıma geldi, yazdım bak muhabbet böyle kurulabilir falan, yazdım. İlkini çektim, hoşuma gitti ama montajını biraz beğenmedim. İkincide, üçüncüde geliştirdim. O videonun mesela kimse, herkesin farklı pencerede olduğunu bilmiyordu. Yani o şekil baksa o video daha iyi. Mesela video izlerken ulan 6 tane adam var, 6 adamın hepsi de farklı şehirlerde dersen o video güzel ama izleyen adam bilmez. Bilmediği için pek sıcak bakmıyor videoya. Aynen, bir videoda mesela 7 kişi oynuyor, 7'si de ayrı şehirlerde. Farklı Adana, telefonlar. Mersin, farklı telefon. Adam mesela 10 defa çekiyor, gönderiyor, diyorum olmadı bir daha çek, olmadı bir daha çek. Sabah 8'de çekime başladık, akşamında bitti, sanki film çekiyoruz. Daha sonrasında bir diş şarkısı geldi. Evlerden uzak kalsın. Norm Ender'e, Kerimcan Durmaz'a diş attın. Toplam izlenme kaç? Başaramadım abi. İzleme sayısı kaçtı? Valla 3500 gibi bir rakama ulaştık. 4000'e yakındı daha doğrusu. Ben sildim onu. Eleştirilerden dolayı, böyle omuzla ilgili eleştirilerden dolayı sildim. Ama tekrar yayınlamak istedim. Çünkü şarkının kendisi güzeldi, kelimeleri güzeldi. Tekrar biraz canlı alabilir miyiz?
O şarkıda çok ümit vaat ediyordum. Kelimeleri mesela anlamlı bir şeydi. Ama istediğim vaade ulaşamadım. Bilmiyorum, reklam verdim, reklam da kabul etmedi. YouTube dedi işte neydi? Şiddet içerikli bir video dedi. Tabi videoda bir iki bıçak bıçak vardı mesela, belki süs olsun diye böyle yere falan bıraktım. Ondan dolayı olabilir diye düşündüm. Şiddet içeriği var dediği için cebir içerikli dedi. Kabul etmediler. Sen bir canlı söyler misin? Ben hani de... neredeler? Açılsın perdeler, sanırsın gökdeler, bakarsın yerdeler. Bu beni irdeler, bu sizi iyi deler. İçin nasütünüzü size iyi geceler. Yaza damgasını vurdun. Yaza damgasını vurduk. Klaplarda çalacak bu şarkı. Hani neredeler? Açılsın perdeler, sanırsın gökdeler, bakarsın yerdeler. Bu beni irdeler, bu sizi iyi deler. İçin nasütünüzü size iyi geceler. Rap bir sinema, sen bir iş sinema. Kaldır ellerini, başlasın sinema. Yakala. Şimdi ben klibi izledim. Klipte çok mesaj vardı. Mesela o Muz'la bize ne demek istedin? Şimdi Muz sahnesi şeydi, kelimesi şuydu: geçince Temmuz, koynuna muz koy. İşte bu ya, beklediğimiz mesaj. Soy soy hadi ısır tadına, bak doy. Boy boy çocukların olunca sana toy. Demesinler bak kıyamam sana oy diye bir kelime. Bu bir fenomen, bir kız vardı, ona gönderme yaptım. İsim vermeyeyim buradan, ayıp olmasın. Yok, verebilirsin. Vereyim mi? Karpuz fenomenine gönderdim bu kelimeyi de. Ya ne yapayım oğlum, koynumda karpuzla mı gezeyim dedi. Fenomen oldular. Öbürü dedi örümcek korktun mu, fenomen oldu. Öbürü bilmem, ay baba canlı yayın açmışım dedi, bilmem ne. Şu an 150 bin takipçisi var. Yani arkadaşlar, biz emek veriyoruz, biz senaryo yazıyoruz, bak defterlerimiz başımızdan eksik olmuyor. Ben uyuduğum yerde 2-3 defter yanımda, baş ucunda kalemle uyuyorum. Okula giderken bu kadar yazmıyordum. Okula giderken bu kadar yazmıyordum. Emek veriyoruz, çekimleri, montajı, klibi, düşünmesi, ekibi topla, araç bul, mekan tut. Biz bu kadar uğraşıp karşılığında emek alamıyorsak, bak benim YouTube kanalımın abonesi 1700. Hani yaptığım videoları milyonluk sayfalar belki yapmıyor. Rıdvan'ın yaptığı videoları belki film çeken insanlar yapmıyor. Ben size açık net isim de verebilirim. Çektiği boş beleş bir video, adam milyonluk izleniyor. Rıdvan o kadar emek veriyor, skeç yazıyor, atıyor. 30 bin, 40 bin, 50 bin, gelen like 1000, 2000, 3000. Yani bu... Buna da şükür. Mesela YouTube'a giren adam yani genelde hep böyle şey içerik istiyor. Eğlenceli içerik istiyor. Bizimki pek eğlenceliye kaçmıyor. Parayla kız tavladım. Bilmem ne yaptım, kız tavladım. Bilmem nerede kime troll yaptım. Bu tür videoları istiyor YouTube tayfası. Ama biz o tür videolar çekmek istemiyoruz. Hepsi bu. İşte ben çekmek isteyince de bu sefer yorumlara bozdunuz falan tarzı yorumlar geliyor. Şöyle söyleyeyim. Dün de biz kötü yorumlara, kötü eleştirileri cevaplamıştık. Mesela bu videoyu atıyorum adam altına, bırak bu boş beleş videoları, skeç at. Skeç zaten olacak. Şu an hazır. Buradan çıkıp skece gideceğiz. Ama skecin olmadığı dönemler, yani bizi sevenler, bizim takipçilerimize biraz daha böyle yakın olarak bizi biraz daha tanısın istiyoruz. O yüzden bu tarz videolar atıyoruz. Yani bu tarz videoları sevmiyorsan izlemezsin. Skeç geldim onu izlersin. Hani Kemal Sunal'ın bir şeyi vardı ya, hiç konuşmadan sahnede güldürüyordu. Rıdvan da bize böyle baktı, dakika benim bir resim geliyor mesela. Kelime söylemesine gerek yok, komik buluyoruz yüzünü. Evet. Benim yüzümü de komik buldukları oluyorlar. Öv beni yancı. Ben övme değil, ben gömmek için. Emmim diye demiyorum, çok şanslıdır kendisi. Başka nereden gömeyim sana? Evet. Dedocan, yeni projelerin ne? Planların var mı? Ne yapmak istiyorsun? Tantinici olarak mı devam edeceksin? Yoksa farklı projeler var mı? Farklı projeler var. Ben şu an senaryo yazıyorum. Film senaryosu yazıyorum. Şarkı sözleri yazıyorum. Biraz böyle geri plana çıktım gibi olabilir. Ekipman toplayacağım. Allah izin verirse ekipman toplayacağım. Ekip toplayacağım. Mersin'e döndüğümde gerçi bunlara ihtiyacım yok. Mersin'e döndüğünde biz her türlü ekipim var. Ama ben orada toplamaya çalıştım, olmadı. Ben de şu an depolama yapıyorum. Senaryo yazıyorum, topluyorum. Film senaryo, dizi, artık şarkı yazıyorum. Bu tür şeylere on parmakta on marifet. Muhtarlığa da adaylığını kat. O sese de muhtarlığa adaylığımı koyacağım. Yemekteyiz. Neydi o? MasterChef'e katılacağım. MasterChef, O Ses Türkiye, yeteneksizsiniz. Survivor'da bulurum sonunda. Survivor'a 10 parmakta 10 marifet. Yazıyor, çiziyor, şarkı söylüyor. Ama başaramıyor. O şarkıyı bir daha bak ya. Kulaklarımızın pası bir daha sinir. Hani neredeler? Açılsın perdeler. Sanırsın gökdeler. Bakarsın yerdeler. Bu beni irdeler. Bu sizi iyi deler. İçinden sütünüzü size iyi geceler.
Sayfama girin Dede Hocan. Oradan bakın şarkıya, çok güzel ama. Like ya, atmayı ben unutmayın. Ben zaten söyledim, şarkıya yeniden bir klip çekeceğiz. Allah izin verirse yani. Kendi, İnşallah ben de isterim. Kendi imkanlarımızla bir klip çekeceğiz. Bu kadar Dede, daha senin ne kadar gömüyor. Ben senin videolarını izlediğimde videolara baktım mesela. Görüntü kalitesine önem vermiyorum. Öncelikle. Önem veriyorum. Kameram yok. Telefonla çekim yapıyoruz. İnşallah Rıdvan sağ olsun bana bir kamera hediye etti burada biraz önce. Giderken götüreceğim. Artık kameram var. Görüntü kalitem yüksek olacak. Teşekkür ediyorum bu arada. Rica ederim de. Verdi bak. Şahitsiniz canlı yayında. Verdi kamerayı. Teşekkür ediyorum Rıdvan'a. Rica ederim. Sonraki kamerayı. Tamam, görüntü kalitesi hadi oldu diyelim. Montajlar. Montajları da ben, bizim arkadaş var montaj yapan, halamın oğlu. Onu da Harun'a söyle şimdi, 80 milyon izliyor, montajları da Harun yapacaktı. He pardon, montajları da Harun yapacak, ne desem yapıyor, Allah razı olsun, kardeşim abim gibidir, benden büyük küçük bilmiyorum ama kardeşim abim gibidir. İstiyorsan senaryoyu ben yazayım, seni şey yapsın, montajla kafanı değiştirsin, ben oynayayım, kafanı ben ikine katsın, evde otur videoyu paylaşalım. He oturayım öyle yapayım, olmaz mı? Emek yok, bir şey yok. Abi Kaybolan Yıldızlar programının sonuna geldik. İnşallah yıldızın parlar bir an önce bu şeyden çıkarsın. Tek temennim o. Şu an bu videoyu izleyen herkesten tek bir ricam var. YouTube kanalıma abone olun. Daha bugüne kadar hiç biz demedik kanala abone olun. Evet, Kaybolan Yıldızlar programının sonuna geldik. İnşallah Kaybolan Yıldızını bir an önce bulur ve parlarsın. İnşallah. En kısa zamanda Mersin'e gelip ekibe katılmayı düşünüyorum. İnşallah da öyle olur. Son ne söylemek istersin? Sen kapat. Son söylemek istediğim şu. Hepinizden tek bir ricam var. YouTube kanalıma abone olun. Abone olun. Görüşmek üzere. Seviyorum sizi.